Size bugün sicim kuramından söz etmek istiyorum. Sicim kuramı oldukça yeni bir kuram ve buna bir bakıma her şeyin kuramı da deniyor. Neden? Çünkü fizikçiler uzun zamandan beri bütün belirli, önemli kuramları birleştirmeye çalışıyorlar. Bu üç kuram, biri işte Newton'un üç boyutlu evreni veya çevremizi açıklayan olayları ve nesnelerin davranışlarını yorumlayan ve açıklayan bir kuram bu. İkincisi Einstein'ın görelilik kuramları, özel ve genel görelilik kuramları. Bunlar da evrenin çok geniş ve büyük boyutlarını açıklıyor. Üçüncü kuram da kuantum kuramı. Bu da mikro dünyayı açıklıyor. İşte atom ve atom altı parçacıkları. Fakat bu üç kuramı bir araya getirip de tek bir kuram haline getirmek ve oluşturmak mümkün olmadı bugüne kadar. Bunun birçok nedenleri var. Bunları anlayabilmek için ve neden sicim kuramının gerekli olduğunu açıklayabilmek için önce bu üç kuramdan biraz söz etmem lazım size. Newton kuramına göre, yani Isaac Newton işte 1642 ile 1726 yılları arasında yaşamıştır ve kendisi Philosophia Naturalis Principia Mathematica diye bir kitap yayınlamıştır 1687 yılında. Bu kitapta da bütün temel olayları açıklamıştır ve üç tane yasa ile bütün olaylara yorum getirmiştir. Bu üç yasadan söz edeyim size. Birinci yasa, herhangi bir nesneye dış kuvvet, net bir dış kuvvet etki etmediği sürece o nesne, sözünü ettiğimiz nesne ya yerinde kalır ya da sabit hızla düzgün doğrusal hareket eder. Bu da ne gösteriyor? Bir kere zamanın ve mekanın Newton'a göre sonlu ve sürekli olduğu ve bunların birer kendi başlarına insandan bağımsız değişkenler olduklarını kabul etmekle gelişiyor Newton'un kuramı. Einstein kuramı ise böyle demiyor. Yani Einstein kuramı da gene sürekli zamandan söz eder. Fakat orada doğrusal hareket yoktur. Eğri boyunca hareket vardır ki buna jeodezik deniyor. Jeodezikler boyunca gene aynen Newton'un durumu vardır. Yani nesneler jeodezik boyunca düzgün doğrusal hızlarda, sabit hızla hareket ederler. İkinci yasaya göre ise kuvvet bir nesnenin kütlesiyle ivmesinin çarpımından oluşur. Newton böyle tanımlıyor ve burada kuvvet kütleyle orantılı olduğuna göre kütle sabit ve değişmeyen bir değerdedir. Einstein'da ise kütle değişkendir. Yani cismin hızı değiştikçe, arttıkça, ışık hızına doğru yaklaştıkça kütle de artmaktadır. Dolayısıyla arada böyle farklar vardır. Üçüncü yasada der ki Newton'a göre her etkiye zıt yönde ve eşit miktarda bir tepki oluşur. Yani buna etki tepki olayı diyoruz. Şimdi Newton'u bu şekilde anladıktan sonra Einstein'ın da aynı yapıda olmasına rağmen bazı değişikliklerle evreni eğri bir yüzey olarak veya dört boyutlu eğri bir manifold denilen bir yapı olarak açıkladığına göre Einstein, arada temel farklar var. Kuantumda ise bambaşka bir durum var. Kuantumda her şey anda oluşuyor, zaman kavramı yok. Şimdi hem Newton'da hem de Einstein'da sürekli ve türevi alınabilir bir zaman kavramı var. Oysa ki kuantumda bu zaman sonradan eklenmiş bir şeydir. Yani yapay bir katkıdır. Temelde kuantum her şey anda oluşur. Çünkü deney yapıldığında, mesela iki parçacığın çarpıştığında anda çarpışmaların oluştuğunu fark ediyoruz. Ve bunun da temel bir fark var. Çünkü bu şekilde farktan dolayı mesela Einstein'ın genel göreliliğiyle kuantum kuramının özellikleri veya yapısı bir araya getirilip tek bir kuram haline dönüştürülememiştir. İşte buna her şeyin kuramı deniyor. Her şeyin kuramı aranıyor fakat halen bulunamıyor. Ancak sicim kuramı buna bir çeşit bir öneri getiriyor. Yani bir çeşit bir çözüm arayışıdır sicim kuramı. Size bu sicim kuramına söz etmeden önce kuvvet kavramlarının karşılaştırmasını bu resimde gösteriyorum. Mesela Newton'un açıklamasına göre kütleler sabittir ve bunlar birbirlerine kütleler doğru orantılı olarak ve
uzaklıkların karenin ters orantılı olarak birbirlerini nesneler çekerler. Einstein'ın çekim kuvveti ise farklı bir olay. Orada nesneler dört boyutlu uzay zamanı büküyorlar ve bu bükmeden dolayı nesneler birbirlerine yaklaşıyorlar. Aynen bir bowling topunun bir çarşafın üstüne konması gibi. Ve o çarşafı eğiyor, ondan sonra kenarına konulan bir mesela pimpon topu diyelim veya tenis topu o büyük topa doğru yaklaşıyor. Bu şekilde bir görüntü bu ama gerçek bu değil tabii. Çünkü bizim sözünü ettiğimiz şey iki boyutlu bir çarşaf değil. Dört boyutlu uzay zamandan söz ediyoruz. Kuantuma göre ise kuvvet kavramı tamamen farklı. Kuantumda etkileşen parçacıklar birbirlerine değmiyorlar bile. Uzaktan enerji alışverişiyle bir çeşit etkileşme oluyor. Yani kuvvet demek enerji alışverişiyle oluşan bir olaydır. Kuvvet olayı. Demek ki tamamen farklı üç gerçeklik var. Ve bu farklı gerçeklikleri bir araya getirmek oldukça zor ve imkansız olduğunu görüyoruz. Şimdi bu durumda ne yapmak lazım? İşte durumu anlayabilmek için buna karşılık fizikçiler sicim kuramı diye bir şey ileri sürdüler. Sicimler dediğimiz şey uzayın ilk başladığında yani büyük patlamayla birlikte ortaya çıkan bir takım varlıklar. Yani bunlar bir takım enerji dalgaları da diyebilirsiniz. Şimdi CERN'de böyle deneyler yapılıyor. Bu sicimler bulunamadı ama parçacıkları çarpıştırdığımız vakit, mesela iki protonu çarpıştırdığımız vakit pek çok değişik parçacıklar ortaya çıkıyor. Neden bu? Çünkü protonlar hızlandıkça kinetik enerjileri artıyor ve bu kinetik enerji bir enerji yoğunluğu olduğu için çarpışma durumunda değişik parçacıklar halinde etrafa dağılıyor. Yani enerjinin tekrar eski haline dönebilmesi. Çünkü protonlar aynı boyutta kalmaları gerekiyor ve bu açıdan fazla aldıkları enerji değişik parçacıklar halinde etrafa saçıyorlar. Bu resimde de bunu görüyorsunuz. Şimdi her şeyin kuramını oluşturmak için ne yaptı insanlar yani fizikçiler diyelim? Sicim kuramını ileri sürdüler. Sicim kuramı 10 üzeri eksi 35 metre gibi Planck uzaklığında, uzunluğunda bir takım varlıkların var olduğunu. Tabii bunlar ölçülemez, gözlemlenemez. O kadar küçükler ki mesela bir metrenin milyarda birinin milyarda birinden de küçük oldukları için artık hiçbir alet bunları gözleyemiyor. Fakat bunların varlığı kabul ediliyor. Demek ki evren ilk oluştuğunda sicimler ortaya çıkmış, sonra bu sicimler birbirleriyle etkileşerek ve kapalı veya açık şekiller alarak evrendeki temel parçacıkları oluşturmuşlar. İşte burada sicimleri görüyorsunuz. Aynen bir çorba içinde yüzen şehriyeler gibi düşünebilirsiniz bunları. Ve bu sicimler iki türlü olabiliyor. Açık sicimler ve kapalı sicimler. Açık sicimler bir mesela bir tel gibi düşünebilirsiniz. Bu teli titreştirdiğiniz vakit değişik frekanslarda titreşim oluşuyor. İşte bunlar titreşen birer küçük tel parçacıkları veya sicim olarak düşünülüyor. Fakat sicimler bir araya gelip de bir veya birkaç tanesi kapalı bir sistem oluşturduğunda işte burada gördüğünüz gibi sağda bir parçacığa doğru bir dönüşüm oluşuyor. Peki bu nasıl oluyor? Şimdi bunu açıklayan bir model var. Buna Calabi-Yau modeli deniyor. Bu modele göre sicimler bir araya gelince bir çeşit evrenin parçacıkları veya evrenin yapısını oluşturuyorlar. İşte burada gördüğünüz bu resimde solda iki tane kapalı sicimi, ondan hemen sağında 3 tane kapalı sicimi, onun yanında 4 tane kapalı sicimi ve sonra 5 tane kapalı sicimin oluşturduğu şekilleri görüyorsunuz. Ve bunlar gördüğünüz gibi gittikçe daha karmaşık, daha girintili çıkıntılı girift şekiller oluşuyor ve sonuçta tabii yuvarlak diyebileceğimiz, küresel diyebileceğimiz küçük parçacıklara dönüşebiliyor. Mesela kuarklar bu sicimlerden oluşmuş olabilir. Şimdi evrende demek ki ilk ortaya çıkan sicimler oluştu. Bu sicimlerden ondan sonra temel parçacıklar oluştu. Ve bu temel parçacıklar birleşerek atomları, sonra canlı moleküllere ve canlı hücreleri oluşturdular. Bu bir kol oldu, gelişim kolu. İkinci gelişim kolu ise parçacıklardan kristaller oluştu.
Kristal dediğimiz şey işte parçacıkların yani atomların bir araya gelip belirgin bir şekil alması ve bu kristallerden de diğer gök cisimlere yani işte gezegenler, yıldızlar ve diğer güneş sistemleri ortaya çıktı. Demek ki bu iki gelişim hepsinin kökeninde sicimler olduğu görüşü var. Büyük patlama anında ışıktan yavaş hareket eden parçacıklar bizim evrenimizi oluşturdular. Işıktan hızlı hareket eden parçacıklar da paralel evrene oluşturdular. Bunu daha önce size anlattım. İşte bu ışıktan hızlı hareket eden parçacıklarla ışıktan yavaş hareket eden parçacıklar arasındaki etkileşim veyahut da nasıl birbirleri titreştirdiklerini daha önce anlatmıştım. Bunları yapan da işte esasında kapalı takyonlar. Çünkü takyonlar kapalıysalar iki evren arasına gidip gelebiliyorlar. Bir parçacık gibi davranabiliyorlar. Ama açıksalar o zaman bu bir tel olduğu için veyahut da bir açık sicim gibi davrandığı için bir evrenden öbür evrene geçemiyor. Böyle bir imkanı yok. Yani bir enerji duvarını aşacak gücü olmuyor. Enerji duvarını aşabilmesi için kapalı olması gerekiyor ki buna tünelleme olayı olduğunu daha önce anlattım. Şimdi Edward Witten bu sicim kuramının birçok çözümler oluşturduğunu farkına vardı ve bunları birleştirdi. 1995 yılında Amerikalı fizikçi Edward Witten. Şimdi bu birleştirdiği yeni kuramada membran kuramı dedi. Adını verdi. Membran yüzey demektir. Bir yüzey. Eğri bir yüzey düşünebilirsiniz. Böyle titreşen bir yüzey. Buna membran denir. Mesela bir davulun yüzeyi bir membrandır. Oraya vurduğunuz vakit davulun yüzeyi titreşmeye başlar. İşte bu da kısaca M kuramı deniyor. M kuramının daha da İngilizce kısaltılmış şekli de brain. Ama brain derken beyin değil de membrandan kısaltılma brain'i kastediyorum burada. Bu brain'ler birbirleriyle etkileşebiliyorlar. Yani evren bir brain'dir. Paralel evren bir başka brain'dir. Yani takyon evren bir brain. Bizim üç boyutlu evrenimiz veyahut da işte dört boyutlu evrenimiz bir ikinci brain oluyor. Ve bu iki brain birbirlerine değip de alışveriş etmeleri için arada tünelleme olayının gerçekleşmesi lazım. Bunu da sağlayan kapalı yuvarlak diyebileceğimiz takyonlardır. İşte bu resimde kapalı takyonları da gösteriyorum size. Tabii bu bir çizimdir. Yani gerçekte çünkü takyonlar ne ölçülmüştür ne de ölçülme ihtimali var. Çünkü bunlar zaten sanal parçacıklar. Dolayısıyla burada size bu sicim kuramının özetini yaptım. Teşekkür ederim.